Türkiye'nin Mersin ilinin Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu mahallesi yakınlarında iki tane devasa boyutlarda çukur bulunmaktadır. Cennet ve Cehennem çökükleri ya da Cennet ve Cehennem obukları olarak bilinen bu yer, her yıl çok sayıda insanın görmek için ziyaretine gittiği tamamen doğal yollarla oluşmuş çok derin mağaralardır. Bölgedeki karstik yapının yıllar içerisinde yağmur ve doğal koşulların etkisiyle çökmesi sonucu bu çukurlar meydana gelmiştir. Yeraltı deresinin yol açtığı kimyasal erozyonun etkisiyle çöken tavan Cennet Mağarası'nı oluşturmuştur. Cennet Mağarası ismini içinin yemyeşil oluşu ve dibinde akarsuyun bulunuşu nedeniyle almıştır. Mağaranın derinliği 70 metreye kadar ulaşmaktadır. Mağaranın elips biçimindeki ağız kısmının çapları ise 250 ve 110 metredir. Çökük tabanın güney ucunda yer alan küçük bir kilise bulunmaktadır. Bu kilise M.S. 5. yüzyılda Aziz Paulus tarafından Meryem Ana'ya ithafen yapılmıştır. Kilisenin çatısı olmaması gibi ilginç bir özelliği olmasının yanında özellikle bölgeyi ziyarete gelen Hristiyanların ilgisini çeken yerlerdendir. Kilise yapılmadan önce ise aynı yerde bir tapınağın olduğu bilgisi günümüze kadar gelmiştir. Bu dev çökük içerisine Romalılar zamanından kalma antik bir merdivenle inilmektedir. Merdiven 452 basamaklı taştan yapılmış bir merdivendir. Kilise merdivenin 300. basamağında bulunmaktadır. Kiliseyi geçer geçmez herkesi etkileyen mitolojik yeraltı deresi sesi duyulmaktadır. Bu derenin karstik yapıyı aşarak Akdeniz'e ulaştığı tahmin edilmektedir. Bu arada Cennet Çöküğü deniz seviyesinin 135 metre üzerindedir. Cennet Mağarası'nın 75 metre kuzeyinde yer alan Cehennem Mağarası da karstik zemin yapısının erozyona uğramasıyla oluşmuştur. Bu çöküğün içerisine inmek için herhangi bir merdiven yoktur ve hatta inilmesi mümkün olmayan bir çukurdur. Çöküğün ağzı dar, derinliği ise Cennet Mağarası'ndan çok daha fazladır ve 128 metreye kadar ulaşır. İçine inmesi mümkün olmadığı gibi tehlikeli olmasından dolayı adrenalin duygusunu hissetmek isteyen insanlar her şeye rağmen özel ekipmanlarla bu mağaraya inmektedir. Cehennem Mağarası ismini Cennet Mağarası'nın sahip olduğu özelliklerin tamamen tersi özelliklere sahip olmasından dolayı almıştır. Bu videoda değinmesek de çok eski zamanlardan beri var olan bu dev çukurlar zaman içerisinde birçok hikayeye ve birçok efsaneye konu olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımı ve diğer videolarımı yakından takip etmek için kanalıma abone olabilirsiniz.